Evet sevgili arkadaşlar, sayı basamakları ile ilgili 3D soru bankamızdan sorularımızı çözüyoruz. Yine sorularımız X-Large tadında. Hadi bakayım Koraycığım oku. Okuyayım hocam. Bir beyaz eşya dükkanı sahibi aşağıda fiyatları verilen elektrikli süpürge, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve bilgisayarın birer tanesinin fiyatını hesaplamak için fiyatlarını topluyor. Hı hı. Toplama işlemini yaparken fiyatlardan iki tanesinin sonuna fazladan 0 koyuyor ve sonucu olması gerekenden 10.134 fazla buluyor. Yani fazladan birer tane 0 koyuyor demek gerekiyor, evet. Belki orada. Fazladan birer tane 0 koyuyor ve sonucu 10.134 fazla mı buluyor? Evet hocam. Acaba nasıl bir mantık? Teker teker deneyerek bulursunuz. Bir buna 0, bir buna 0, bir buna 0. Biraz uzun sürer. Hadi genel bir mantık geliştirelim. İlk saç sorularda bunu çok yapıyorduk ya. Mesela şunun fiyatına A diyelim. Şuna B, şuna C, şuna D, şuna E. Tamam. Normalde topladığında A, B, C, D, E bulması gerekiyor. Hı hı. Ama bu adam iki tanesini 10'la çarpmış. Tamam. Sonuna 0 koyduysa eğer ne yapmış olur? İki tanesini 10'la çarpmış olur. Sallıyorum şu anda tamamıyla uydurma. Hı. Diyelim ki bu ve bu olsun. Hı hı. O zaman toplamları ne olacak? Bu sefer A, A artı 10, B artı 10, C işte D, E olacak. Ha, bu toplam az önceki toplamdan kaç fazla? 10.134. 10.134. Evet. Peki bu toplam, az önceki toplamdan bu toplam çıkartılırsa 9B artı 9C kalmayacak, evet, mı? İşte bunların toplamı 10.134'müş arkadaşlar. 9 parantezde B artı C. Bakın bu B, C hangisine denk geliyor tabii bilmiyorum şu anda. Rastgele yazdım. 9 parantezinde B artı C 10.134'e eşit. Hmm. Buradan da B artı C kaç çıkar? Kaç çıkar? Hemen 10.134'ü 9'a bölelim. Bir sefer var. 11 değil mi? 2. Bir sefer var. 9. 2, 3. 2 sefer var. 18. 5, 4. 6 sefer var. Demek ki bu iki fiyatın toplamı 1126 olmalı. O zaman direkt olarak bulabiliriz. 1126 olduğuna göre. Çamaşır makinesi ve bilgisayar hocam. Evet, hemen gözüküyor. Bakın şu ikisinin toplamı kaç? Birini tutturmuşuz ama diğerini tutturamamışız. O zaman doğru cevap çamaşır makinesi ve bilgisayar. Zaten biliyorsunuz ki cevap şıklarından da teker teker deneyerek ne yapabilirdiniz? Bulabilirdiniz. Ama şu mantığı özellikle size söylemek istedim. Peki devam edelim. Aşağıdaki daireler ile oluşturulmuş bir yürüyüş yolu modellenmiştir. Hani karanlık olduğu için gözükmüyorsa şurada A yazıyor arkadaşlar. Üzerinde rakamlar yazan dairelerden kırmızı renkli daire üzerinde bulunan ve her hamlesinde bulunduğu daireye teğet olan bir başka daireye adım atan bir adam bulunmakta. Bu adamın bulunduğu dairede yazan rakam ve attığı her adımda bastığı daire içerisindeki rakamlar sırasıyla bu sayının birler, onlar, yüzler, binler basamağını oluşturuyor. Mesela adam burada ya. Tamam. Bu birler basamağı. Hop, onlar, yüzler, binler böyle devam edebiliyor adam. Hı hı. Böyle bir kural vermiş. Adamın bir adım atarak oluşturduğu birbirinden farklı rakamların sayıların toplamı 215. Peki. Adam A'da mıydı? Evet. Bir adım atarsa A 1 olabilir. O zaman bu iki basamak sayı 1 A mı olacak? Hı hı. Çünkü birler basamağı, onlar basamağı. Buraya atsaydı adamını, o zaman 2 A. Buraya atsaydı A artı 1 A. Hı hı. Doğru mu? Olacak. Buraya atsaydı 3 A. Buraya atsaydı 4 A. Bunun 215. 215. A kaç olabilir? Şunu açabiliriz hocam. A artı 1 A'yı oradan. Burada görüyorsunuz bu onlar basamağı arkadaşlar. Birler basamağı değil. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 10, 20, 30, 40. Bunların toplamı kaç yapar Koray? 100 mü? Evet. Artı 10 tane A artı 1. Hı hı. Artı 5 A mı var 5A burada? 5 A eşittir 215. O zaman A'yı kolaylıkla bulabilirim artık. Kaç olacaktır? 100, 110 artı 10 A, 5 A daha 15 A eşittir 215. 15 A eşittir 105'ten A eşittir 7 mi çıkar? A 7 ise demek ki bu basamak 7, bu basamak 8. Benden istediği 3 adım atarak oluşturacağı sayılardan en büyüğü ve en küçüğünü toplama. En küçüğü bir kere, şimdi bu 8 değil mi? Yok bu 7. A, pardon 7 mi, özür diliyorum. Şu 7. En küçüğü bu birler basamağı olacak mecburen. Buysa buradan 2, 1 yaparsa sanırım en küçüğü oluyor. Öyle değil mi? Evet, 7'de ya. Yüzler 2, basamağı 1 olacak. Şimdi 1, 2 dersen yüzler basamağı 2 oluyor. Sayı büyüyor. Hı hı. O yüzden önce 2'ye sonra 1'e gitsin. Ne olacaktır?
Bakıyorum hemen. Yani 127 2000. oluyor. 127. En küçüğü bu. Hı hı. En büyüğü ise en büyüğü. Özür diliyorum. 3 adım atarak diyor. Bu adam 3 adım atacak. Hı, bir de binler basamağına evet, gidecek. Evet, binler basamağı da var o zaman. Bulunduğu yerden 3 adım atarsa kendi adımını da hesaba şey katacağız. 1'e uğramak istiyorsan ben önce 8'e uğramak mecburen zorundayım. Mecburen. 7, 8, 2, 1. Yani 1270, yok 1287. İlk sayı bu, en, evet, küçük. En küçük. Şimdi bu. Gelelim en büyüğe. En büyüğü olması için de... Hocam binler basamağında eğer 8 olacaksa o zaman 4, yani şuradan gitmem daha mantıklı. 3, 6 var ama bak burada da. Büyük sayı oluşturmak istiyorum ya, birler, onlar, yüzler, binler. Daha büyük bir sayı, evet, verecektir. O zaman ne olacaktır? 8, 6, 3, 7 mi? Hı hı. Yani yukarıya, 8'den aslında yukarıya da ulaşırdım ama aşağısı daha büyük olduğu mesela, için. Yani şuradan da gidebilirim. İşte 1, 2, 8 gibi. 7, 1, 2, 8 ama. 8217 ama olur daha o zaman. Küçük bir sayı oluyor. Biz en büyüğünü elde etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Toplayalım kaç olacaktır? 4, 4. Elde var 1. 11, elde var 1'di. 2. 2. 8, 9. 9. 9.924. Bulduk ama cevap şıklarında öyle bir şey yok. Şimdi düşünüyorum. Acaba en küçüğü mü yanlış bulduk, en büyüğü mü yanlış bulduk? Oluşturucu sayılardan en büyüğü ile en küçüğünün toplamı. Bir daha bakıyorum arkadaşlar. 7. Burada attığı daireye bir daha basmayacak mı diye bir şey var mı? Soruda. Öyle bir şey yok. O zaman ben neden 7'ye geri dönmedim? Mesela 7 bu ya. Evet. Dikkat et. 7 değil mi? 8, 7, 8. Bu oluşacak olan sayı. Şuradaki sayıdan evet, daha büyük değil midir? Değildir. Ama soruyu ilk okuduğumuzda ne geliyor aklımıza? Sanki sırayla gidecek. Hı hı. Gittiği yere bir daha gitmeyecek. Fakat ÖSYM her seferinde ne yapıyor? Bunu yapıyor. Bu adam gittiği yere bir daha gitmeyecek demiyor. O zaman en küçük oluşabilecek sayıyı bir daha düşünelim. 7 idi değil mi? Evet hocam. Kaçla başlamak istiyorduk? Sayıyı küçük tutmak istiyoruz. 7, 1, 2, 1. Dikkat et. Kaç oluyor o zaman sayı? 7, 1, 2, 1. 1217 oluyor. 1217 bir kere daha küçük bir sayı yakaladık. Evet. Hadi şimdi de en büyük. 7, 8, 7, 8. O zaman 8787. Şimdi hesapla bakalım. Şimdi çıkıyor. 4, 0, 0, 10. Cevap 10.004 olacaktır. Anlaştık mı arkadaşlar? Bayağı istisnai bir durum ya. Bunun cevabına özellikle o sayıyı koymadık cevap şıklarına hazırlarken. Hı hı. Neden? Eğer böyle bir soruyla terse yatarsanız çok üzülürsünüz sonra. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farkı 8 basamaklı bir doğal sayı ile aşağıdaki bilgiler veriliyor. Rakamların 4'ü asal, 4'ü çift sayıdır. Rakamların toplamı 6'nın katıdır. Hı hı. Sayının herhangi altı basamağındaki bulunan rakam siliniyor ve geriye iki basamaklı bir sayı koyuluyor. Oluşan bu iki basamaklı tüm sayıların toplamı kaçtır? En alttan bir kağıt alabilir miyim Koray? Tabii hocam. Soruyu ilk defa görüyorum. Ben şeye takıldım. Sayının herhangi altı basamağında bulunan rakam siliniyor ve geriye iki basamaklı bir sayı, hı-hı, kalıyor. O zaman bunların arasında sıfır olamaz. Zaten rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı diyor. Sorunun başına demiş zaten. Ben neredeyim, sen neredesin? Peki. Ben de bir şey buldum diye seviniyordum. Birbirinden farklı 8 tane rakam var. O zaman 1'den 9'a kadar olan bu rakamlardan 8 tanesini kullanacak. Evet. 4 tanesi asal. Peki 1'den 8'e kadar olan, 9'a kadar olan rakamlardan hangileri asal? 2, 3, 5, 7 başka yok. Demek zaten ki 4'ünü de kullanacak. Bunun dışında 4 tane de çift sayı var. O zaman bir tanesini aldık. 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Zaten 4, 6, 8 olmak zorunda o zaman. 4 tane çift sayı da oldu. Hı hı. Peki başka? 1 ve 9 kaldı. Şimdi 1'i mi alacağım, 9'u mu? Bir bakalım. Rakamları toplamı 6'nın tam katıdır diyor. Ha, şimdi 1'i alırsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olacaktır. Hı hı. Düzgün yazarsam. 9'u alırsam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olacaktır. Toplamlarına bakalım. Hangisi 6'nın katı? Bunu toplarsak 9 çarpı 10 bölü 2, 45, 45 eksi 1, 44 oluyor. Olmuyor. 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı 36. 8 çarpı 9 bölü 2'den 36. Demek ki elde edeceğimiz sayılar bunlar, 36. Geldik ikinci aşamaya. Koray, sayıların 1'den 8'e kadar olan rakamlar olduğunu fark ettik. Tamam. Ama dizilişi bu şekilde mi? Hayır.
Yani öyle şekilde dizilebilir. Olabilir de olmayabilir de yani. Peki. Bir şey dememiş. Rastgele bir dizilişte herhangi 6 basamağı silersen. Tamam. Hangi 2 basamak kalır? Bilemeyiz değil mi? Mesela sildin hop burada 4 kaldı burada 47. Hı hı. Sildin hop burada 8 kaldı burada 1. 81. Yani herhangi biri olabilir. O zaman... Soru neyi soruyor bu arada hocam? Buna göre oluşacak tüm 2 basamaklı sayıların toplamı. Tamam. Şimdi aklıma gelen şu. Demek ki şu 8 tane rakamdan oluşabilecek tüm 2 basamaklı sayı var. Aslında burada oluşabilir. Hı hı. Peki bu 8 rakamdan oluşabilecek kaç tane 2 basamaklı sayı var? Permütasyon da hesaplanır değil mi en kolayı? Evet. Buraya yazabileceğimiz 8 tane, buraya 7 tane. Hı hı. 56 tane 2 basamaklı sayı var. Şöyle de düşünebilirler işte 12, 13... Oradan bir gelecek. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 21, 23, 7 tane de oradan gelecek. Yani toplam 8 çarpı 7'den yine 56. 56 tane sayı var. Tamam. Şimdi bu 56 tane sayının toplamını nasıl bulacağım ben? 56 tane 2 basamaklı sayı oluşacak. Doğru. Bakın çok dikkat edin arkadaşlar. Mantığı zorladığını biliyorum ama X-Large tadında sorular dememizin sebebi bu. Bu 3D kitapta soruların hepsi orijinaldir. Hemen hemen hepsi böyle hem bazıları çok kolay. Hani görüldüğü gibi zor değil. Bazıları ise biraz uğraş istiyor. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi. Şu an ben fark ettim gibi nasıl bulacağım. 56 tane sayı var ya, ben bunları alt alta dizdim. Hı hı. Elimde 8 tane rakam yok mu? Evet. Demek ki her biri sona 7'şer defa gelecek. Evet. Mesela 12, 13, 14'te 2 bir sefer geldi. 23'te gelmeyecek. 32'de gelecek. 42'de gelecek. 52'de gelecek. 62'de gelecek. 70'de. Tam 7 sefer. Bütün rakamlar şu son basamağa 7 sefer. Şu ilk basamağa da 7 sefer değil mi? Evet. Bütün rakamların toplamı 36 değil miydi? Evet. O zaman şurada 7'şer sefer yazılırlarsa 36 çarpı 7'den 210, 252 mi olacak toplamları? Evet. Bir de 252'nin ikisi elde var. 25. Doğru mu? Doğru. Bir daha topluyorum. Gene mi 252? Hı hı. Elde de 25 vardı. 277. 2772 olur aradığımız sonuç. Şimdi söylesem. 11 ile de çarpabilirdik. Ya da şey olayı 11 var ya. 11 ile neden? Ya şu normal bir 10 gelecek buradan. Onlar basamağı ya. Evet. Bir de birler basamağından bir gelecek. Ha, 11 ile 252. Doğru. Anladın demek senin. Doğru. O şekilde de olabilir ama bu şekilde yazdık ya. Sanırım anlaşıldı. Bir sıkıntı yok değil mi? Peki. Ben bu kalemden vazgeçiyorum. Değil mi? Biraz da ses çıkartıyor. Ses çıkartıyor. Şunu, bunları görmezden gelsinler. Şimdi Koray niye bana bunu söylüyor? Kalemlerden ses çıkıyor. Bazen kendimizi kaptırıyoruz. Hurra anlatıyoruz. Elbette ki ses çıkacak kalemlerden. Bunu minimize etmeye çalışıyoruz biz de ama yine ses yani çıkacak. Her halükarda bu ses çıkacak. Onları da duymazdan gelin. Peki. Bir A pozitif tam sayısının özel sayı olup olmadığını aşağıdaki yöntemle belirlenirmiş. A'nın her basamağındaki rakam 8'den çıkarılır, bulunduğu basamağa yazılır ve A ile aynı basamaklı olan B sayısı elde edilir. B'nin tersten yazılışı A ile aynıysa o zaman A sayısına özel sayı. Bu şartları sağlıyorsa bayağı özel aslında bir sayı çok, yani. Toplamları 8 olan rakamların simetrik yerleştirilmesi gerekiyor bu durumda. Mesela 1, 2, 6, 3. 8'den çıkar, pardon 6, 3 ne ya? 7. 8'den çıkar 7, 8'den çıkar 6, 8'den çıkar 2, 8'den çıkar 1. Tersten. Tabii. Simetrik olarak rakamların toplamı 8 olduğu takdirde olacaktır bu değil mi? Dolayısıyla bu mantığı geliştirdik ilk önce. 2 basamaklılarda nasıl olacak bu durum? 2 basamaklı toplamları 8 olan herhangi 2 sayı. 17. Ters 8'den çıkar 71. Evet. Önemli olan 3 basamaklıda nasıl olacak? Ortadaki sayı. Ortadaki sayı çünkü değişmemesi gerekiyor. Bakın. 3 basamaklı ya sayımız. Ortadaki sayının 4 olması gerekiyor ki 8 eksi 4'ten gene 4 olarak kalsın. Hı hı. Ortaya farklı bir sayı verirsen 5 verirsen 8 eksi 5 3, 3 olmaz. 7 verirsen 8 eksi 7 1 olmaz. Şu iki basamağında rakamları toplamı 8 olmalı dememiş miydik baştan evet. beri? O zaman 1'e 7. 1'e 7, 2'ye 6, 3'e 5. Rakamları fark ediyor mu? Hayır. 4'e 4, 5'e 3, 6'ya 2, 7'ye 1. Kaç tane sayı var? 7 tane sayı var. 1, 4, 7. 2, 4, 6. 8'i alamam çünkü 0, 4, 8 olur. Yani bir tanesi 2 evet. basamaklı çıkar sayı var. Bir istihbarat teşkilatı sayıları şifrelemek için nokta ve
çizgi sembollerini kullanmaktadır. Ayrıca sıfırı göstermek için artı sembolü kullanmakta. Şifremedeki rakamlar aşağıda gösterilmiştir. Çok güzel bir soru. Neden güzel bir soru? Bakın hep söylüyoruz. ÖSYM bazı konuları müfredattan çıkartıyor ya. Çıkartıyor ama rahat durmuyorlar. Geliyorlar bir soruyu eviriyorlar, çeviriyorlar hop taban aritmetiğine benzetiyorlar. Evet, ve karşımıza o şekilde çıkartıyorlar. Bu soru da taban aritmetiğindeki mantıktaki sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Sorulara özellikle dikkat edin ve bizim oynatma listesinden çıkarmadığımız konulara lütfen çalışın. Bazı konuları mesela çarpım sembolünü hala oynatma listesinden çıkarttırmadım ben. Hı-hı. Neden? ÖSYM çok rahat o tarzda soru var sorabilir. Zaten 10 dakikalık bir video. Çalışmanızda fayda var. Peki hemen sorulara dönelim. Şimdi sembol şu 0, 1, 2, 3, 4. 4'ten itibaren çizgi 5, evet. 6, 7, 8, 9. Doğru mu? Hı-hı. Diyor ki bu şifrelemede nokta 1 çizgi 5 değerinde. Örneğin 137 sayısı 1 nokta. Hı-hı. Biraz boşluk olsa daha iyi olurmuş. 3 nokta. Çizgi 2 nokta. Tamam. O zaman 1, 3 ve 7. Hı-hı. Doğru mu? Buna göre diyor toplam 13 nokta ve 2 çizgi kullanılarak yazılabilecek 3 basamaklı 2 doğal sayının toplamı en az kaç olabilir? Şimdi toplam 13 nokta ve 2 çizgi mi? Hı hı. 3 basamaklı ve toplamları en küçük olacaksa bir kere yüzler basamağına birer nokta koyalım. Evet. En küçük. Onlar basamağına da birer nokta koyalım. Hı hı. 4 nokta mı kullandık? Evet. Kaç nokta kaldı geriye? 7 nokta kaldı. Şimdi buralarda birer tane çizgi olacak değil mi? O da kesin. 7 nokta kalmadı dikkat et. 9 nokta kaldı. Harbiden niye 7 dedim? Evet 13 eksi 4 9 nokta peki, kaldı. Peki 9 noktayı ben 4'e 5 paylaştırabilir miyim? Paylaştıramam. Hayır, çünkü 4'e 3 verebiliyorum. 4'ü yok 9 4'e 4 verebilirim ama bir tane nokta artıyor. Hı hı. Doğru mu? Doğru. O zaman bu noktalardan bir tanesini onlar basamağına attım. Ve buraya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Bakın 13 tane nokta kullandım. Öyle değil mi? 2 tane de çizgi kullandım. Elde edebileceğim en küçük sayı 129 ve 119. 119. Doğru mu? Doğru. Hadi toplayalım bunları. 129 ile 119'un toplamı nedir? 248. Var mı anlaşmayan bir şey? AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere. Kutu AB eşittir A kare eksi B kare. Hı hı. Yuvarlak AB eşittir AB eksi BA. Buna göre diyor kutu AB aslında çok basit bir tanım. Bu da yine müfredattan kaldırılan işlem konusuna benziyor evet. Değil mi? Yani ifadelere bir tanım veriyor. Değişik bir fonksiyon tanım varmış gibi yapıyor. Hakikaten zor değil. Sadece mantıklarını öyle anlayacağız. Sorusuna da andırıyor biraz. Mesela AB kutusu A kare eksi B kareye eşitse şu. A kare eksi B karedir. Evet. Çarpı. AB. AB eksi BA ise bu aslında 9 parantezinde A eksi B diye yazılabilir mi? Yazılırız hocam. Sayı basamaklarından hatırlayın lütfen. İşte bu 27'ye eşitmiş. O zaman burası 3 mü olacak? Hı hı. Şimdi A kare eksi B kare çarpı A eksi B 3 ise. Bir kere 3, 1 ile 3'ün çarpımıdır. Burası 1 olacak. Burası 3 olacak. Dikkat edersen A'ya 2, B'ye 1 verdiğin takdirde. Hı hı. Şartları sağlıyor. Şartı sağlıyor. Evet. A 2 B 1 olursa bu ikisinin çarpımı 2 olacaktır.